Funduz Ameke'nin kısaları filmini namayiş etadı. Ama gideceğim bugün yenge kısa oku biraz ha? Bittesi de açtıyız. Yana bitti ayıtı birin. Ha, haligi, çikollerinin yok doyu hakkı dergisi var. Hoşar mısın ha? Rejissörler Pascal Muro, Jean Cubo, Greg Bayil. Karelak çıralı uykur yapma. Kendi sen hakkını yettakini hiç kim gel yaptı. Beni ama hiç kim gel yaptı. Hazır kuluydu. Cinnimiz sen bak bu değil. Kartadan yasal gövü var bir kuluydu bu konun. Bugün sizler için acayip irtek tanladım. Rostan mı? Halife Leylek. Bağdat halifesi halı kahve içip oturganida huzuriga ulug vazir kiribdi. Nechun tashvishli ko'rinasan ey Mansur? Qasrimizga bir savdogar ajoyib mollar olib kelibdi. Ularni xarid qilishga esa pulim yetmadi. Uni bu yerga chorla. Savdogarning sandiqchasi qimmatbaho buyumlarga liq to'la ekan. Halifa sandiqcha tagida kichkinagina tortmasi borligini ko'rib, uni ochishni buyuribdi. Bu nima? Men bu qadimiy qo'lyozmani Makka'dan topib oldim, ammo o'qiy olmadim. Xohlasangiz, sizga arzonga beraman. Xalifa qo'lyozmalar yig'ib yurar ekan. Buni ham sotib olibdi. Keyin keksa donishmand Salimni huzuriga chaqirtiribdi. Qariya dunyodagi barcha tillarni bilar ekan. Bu lotin yozuvi ekan. Unda aytilishicha ushbu dorini hidlab, mo'tabar degan sehrli so'zni aytgan odam o'zi xohlagan jonzotning qiyofasiga kirishi va barcha hayvonlar tilini tushunishi mumkin. Keyin odam qiyofasiga qaytish uchun sharq tomonga 3 marta ta'zim qilib, yana mo'tabar deyish kerak ekan. Hayvon qiyofasiga kirgan odam kulsa, sehrli so'zni unutib, umrbod hayvon qiyofasida qolar ekan. Xalifa hayratga tushibdi. U donishmandga bu gapni hech kimga aytmaslikni buyuribdi-da, o'zi vazir bilan birga dalaga chiqib ketibdi. Yo amiral muslimin, bu kuşlar juda qiziq suhbatlashyapti. Qani bo'lmasa kukun dorini kuchini sinab ko'raylik. Mo'tabar. Oy, tumshig'ingiz g'oyat go'zal, hazratim. Sen esa juda kulgulisan, lekin biz kulmasligimiz kerak. Qani ularni eshitib ko'raylik-chi? Duganajon, qurbaqa sonini xohlaysizmi? Rahmat tasadduq. Bugun dadam ziyofat beryapti, shunga shoshilyapman. Ya Alloh Karim, men laylak bo'lib qolishni xohlamayman. Qani boyaga sehrli so'zni eslab ko'r. Men esla olmayapman. Hozir shaxt tomonga o'g'irlib aytish kerak. Buni qarangki, xalifa ham, vazir ham sehrli so'zni eslay olmay, laylak qiyofasida qolishibdi. Ular nima qilishlarini bilmay, dalama-dala tentirab yurishibdi. Bag'dod ustidan uchib o'tayotganlarda yangi xalifa sharafiga uyushtirilgan dabdabali marosimga ko'zlari tushibdi. Yo Al-Hazar, meni ashaddiy dushmanim jodugar Qosimni o'g'li Mahmud xalifa bo'libdi-ku. Xalifa falokatni qaydan kelganini tushunibdi va bu sehr jodudan qutulish umidida Makka sari yo'l oldi. Ular uchaverib qanotlarda mador qolmagach, bir xaroba qasrga qo'nishibdi. U yerda ular o'ksib-o'ksib yig'layotgan boyqushni ko'rib qolishibdi. Xush kelibsizlar. Menga laylak baxt keltiradi deb aytishgandi. Xalifa unga o'z kechinmalari haqida so'zlab beribdi. Dardimiz bir ekan. Men shoh qizi edim. Mahmudga xotin bo'lishni xohlamaganim uchun jodugar Qosim meni boyqushga aylantirib qo'ydi. Sehrlangan biror kishi menga uylanishga rozi bo'lmaguncha men malikaga aylana olmayman. Musibatimiz birday ekan. Balki bu sehrdan qutulish sirini bilib olarmiz, ha? Qanday qilib? Jodugar Qosim har oyda bir marta bu qasrning katta devonxonasida oshnalarini yig'ib qilgan yomonliklari haqida maqtanadi. Balki sehrli so'zni ham aytar, ha? Nima deysiz? Ey muhtaram xonim, o'sha devonxona qayerda? Achchig'i chiqmasin, lekin bitta shartim bor. Men umrbod boyqush qiyofasida qolishni istamayman. Agar bittangiz menga uylanishga so'z bersangiz, o'sha joyni ko'rsataman. Sen uylana qolman sur. Xotinimni fe'lini bilasiz-ku. Siz yo'lingiz boshqa, yosh va bo'ydoqsiz. U badbashara bo'lsa-chi? Xalifa laylay bo'lib qolishdan qo'rqib uylanishga rozi bo'pti. Ayni vaqtda uchib keldingizlar, jodugarlar bugun tunda yig'ilishadi. Boyqush ularni yorug' devor tagiga boshlab ketdi. Xalifa bilan vazir devor tirqishda muralab, sehrli kukun dorini sotgan savdogarni tanishibdi. Jodugar Qosim shu edi. U do'stlariga xalifaga qanday nayrang ishlatganlarini so'zlab beribdi. U qanaqa so'z edi? Lotincha mo'tabar.
Mutabar. Ha, boy kişiyiz tanımaya kaldınız mı? Halife kızının kusunu cemalini körüp maftun boptu. Ve çekken azabları üçünü okunmaptı. Ular Bağdat'a kayıtkeş, halk şadı hurramlik bilen karşı aldı. Cadigar Kasım'ını sihirli kükün darı yardımı da leylekke eğlendirip kafeske sapı ettiler. Halife şah kızı üylenipti ve ular bahtli umur geçiriptiler. Ular yaşayken kasırı hiç kim buzmayken bu zekeri? Seni iki kartadan yazarken ne kadar? Çekme, boykuşu aylandırıp koyma. Ayken ertekim senge katlık tasarı kıttı. Karta bilenem kop oylar oynaş mümkün. Bilemem, neki katta kasır kurmak çıma. Sözlere dökmezsin. Şuna kalma, acaba buptu. Kız bana sende. Yine boş kattan kurasan. Uyumuzda bakay bay paklağın bası butken de buldu. Şuna kayan, buladın mı? Haa, buluydu. Yok, buladım. O adam hor. Yok, ular ertelerde de buladı. Bari bir bularken o. Kunduz amaki, siz katta katta uylarını basıp açıp getirdiğin mahluklarını bilirsiniz mi? Ha, kadınca rivayetlerde okuyam ben. Ana kordi, fazla ula yok. Ular kırılıp ketken. Ana, yapım doğru iken mi? Albatta. O şey pahlavanlar hakkında sözler biriyin. Mitti odamlar ve bahaybat pahlavan. Bir günü mitti mal, tağda yaşayıcı pahlavanını izler yol geçişipti. Onge yangi tegirman taşı yasatmak şeyken de, o içide beymalar yaşası buladiyen kattekan kol kapri körüpti. Pahlavan şu atrafta. Nihayet tapıldı. Pahlavan vadide uhlab yotken eken. Onu uyğatış asan yok şemidi. Mal kattekan taşını alıp, pahlavanını burnuge düşürüpti. Lanet çıvım. Şimdi de pahlavan yine uhlap kaptı. Burnunu tıklaş geri. Fat küçükleri yıkıladı. Nihalı sindirip pahlavanı burnu getirdi. Uygat ben koymayayım ha. Pahlavan bir aksi verirken mal zırakı ilinip kaptı. Aşina. Şu üyesini kıdır yapsam mı? O malını koluya aptı. Vay bo, şamalla baksır seni mi buladı? Seninle uzara yürüş gereken. Aa, ona kapayı taksirganımda yüzlap kuşlar kırladı. O ziyinige geldi. Bir iltimasım var. Tegirmanımın taşı sınıp kaldı. Şuna kadar taş tapıp onu taraşlayıp, teşip, urnatı birer misin ama? İltimas. Mayl, yordam biremar. Fakat kengi paytlarda sen beni kop bez otakıl yapsan da. İligarı pahlavallar kop, mittiler azıdır. Ular beni kıtıklap uyğatışka cüret etiş almazdı. Taş kanını bilesen mi? Pahlavan malını kamzının çönteyi saptı da, şamal dayıyelipti. Taş kanıdan o kattakan yassı taşını alıp, yönüp dumala kıttı. Keyin baş maldağı koyup, çırprak kılıp eğlendirgen eken, bir zümde kiş hasılı boptı. Kaleyi bopladın mı? Vay tinteki, kere giden uç beraber katta buldu yu. Gepin rast, bunu oylamam ben. Boş kattan teşemiz. Pahlavan başka taş alıp, onu cimcilağı bilen teşipti. Endi uyga baramız, novoy uni kutyapti. Pahlavan yana malni cho'ntagiga solib, tegirmon toshni barmog'iga uzuk qilib taqib oldi. Ey, oshna! Nima deysan? Qishloqqa yetganingda oyog'ing tagiga qarab yur, yana uylarni majaqlab yuborma. U oyoq uchida ehtiyot bo'lib yurib, malni tegirmon oldiga qo'yibdi. Toshni esa o'qqa o'rnatibdi. Mal tug'onni ochibdi. Suv g'ildirakni aylantiribdi va tegirmon un chiqara boshlabdi. Ana, tosh aylanib ish yurishib ketdi. Men rahmat senga oshna. Men hech qachon non yemaganman. Mazasini tatib ko'rsamidi, lekin menga kattakon non kerakdi. Bo'pti, faqat kutasanda. Pahlavon uylarga tegib ketmasi uchun kattakon maydonga ehtiyotkorlik bilan cho'qqayibdi. Mal novvoyning oldiga yuguribdi. Kattakon nonni qanday yopsa ekan? Bu yoqqa yurchi. Xo'p bo'ladi. Qishloq yonida ulkan tovani eslatguchi bir qoya tosh bor ekan. Uni pahlavonlar qozoni deb atashar ekan. Uni qizdirib ustida non yopsa bo'ladi. Butun qishloqni yordamga chaqiramiz. Avvalo u yerga zambil-zambil cho'x to'kishibdi. Cho'x kamlik qildi. Yana 120 bog' archa o'tin yoqishibdi. Unni qoya yoniga olib borib, unga 2 qop tuz aralashtirishibdi. Xamir turish o'rniga 3 qop erangan kul solishibdi. Belkuren bering. Ko'pchilik daryo bo'yiga tizilib, chelaklarda suv uzatsin. Qolganlar belkuraklar bilan xamir qorishsin. Mittilar o'ynab kulib xamir qorishibdi.
Tava yaxshilab qizigach, undagi cho'g'larni sidirib olishdi-da, kuraklar bilan xamir tashlay boshlashibdi. Ustini yopishga qopqoq kerak. Hu, ana u pichoqxonani tomini ko'chirib kelinglar-chi. Bir necha soatdan so'ng Novvoy pahlavonga odam yuboribdi. U tezda yetib keldi. Bo'lkangiz muncha kichkina. Lekin mazali ko'rinadi. Qani yeb ko'raychi. U bo'lkani butunligicha yutib yuboribdi. Mazasi og'zimda qoldi. Non shunaqa mazali bo'ladi deb hech o'ylamagandim. Agar menga yilida bir martagina shunaqa bo'lki yopib bersalaring, atrofdagi bo'riyu ayiqlarni sizlarga yaqinlashtirmayman. Yaxsh qolinglar. Mitti odamlar xursand bo'lib uylariga qaytishibdi. Do'sting yoqimtoy ekan. Xayriyat yilda bir marta keladigan bo'ldi. Bo'lmasa butun qishloqda ocharchilik boshlanardi. Ishqilib biznikiga o'sha raqam mehmon kelmasin-da. Kesashi. Unda 3 hafta kecha-yu kunduz faqat ovqat tayyorlagan bo'lar edik.